Değerli izleyiciler, şimdi kameralarımızı Başakşehir İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'ne çevireceğiz. Hatırlayacaksınız, cumartesi günü bir yangın çıkmıştı ve iki gündür hala devam ediyor. Arkadaşımız oradaki son durumu aktaracak. Adnan Sular o bölgede. Adnan, oradaki son durum nedir? Evet, cumartesi akşamı, daha doğrusu akşam saatlerine doğru yangın çıktı 6 katlı fabrikada. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi yangın aslında devam ediyor, onu söyleyelim. İçeride iç kısımda alevler şu an itibariyle devam ediyor. Müdahale de sürüyor. Ancak şunu ifade edelim gelişme olarak, kat malikleriyle yapılan görüşmenin ardından binanın yıkımına karar verildi. Çünkü yapılan müdahale ve yangın sonrasında çok ağır bir hasar aldı bina. Zaten kısmi olarak çökmeler yaşanmıştı. An itibariyle şu anda Serhat Hepgezerler de size gösteriyor. Şu anda binanın yıkım çalışması başlatıldı. Yaklaşık 10 dakika önce başlatıldı ve şu anda devam ediyor. Tabii bu tür yangınlar gerçekten son derece önemli ve kritik. Özellikle bu büyük kompleksler içerisinde yer alan halı ve iplik gibi ürünler de çok kolay tutuşan ve kolay kolay da söndürülmeyen malzemeler arasında yer alıyor. Evet, şu anda ben konuşurken de sesleri duyuyor olmalısınız. Şu anda yıkım çalışmaları da tabii bu arada devam ediyor. Az önce en üst kattaki blok tamamen aşağı çöktü ve şu anda kademeli olarak binanın sol tarafından itibaren yıkma işlemleri başlatıldı diyebiliriz. Tabii aynı zamanda az önce de ifade ettiğim gibi içeride alevli bir şekilde yangın da devam ediyor. Hakeza çıkan dumanlar da bunun en bariz göstergesi. Tabii sadece fabrika zarar görmedi. Aynı zamanda fabrikanın önünde yer alan araçlar da zarar gördü. Hakeza bu zararın ardından elbette bir tespit çalışması yapılacak ama şu anda zarar milyon dolarlarla ifade ediliyor. Evet, şu anda bir kez daha gösterelim. İş makinesi şu anda binanın en üst katında, şu anda gördüğünüz gibi evet, yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Tabii bu da saatler alacak bir çalışma. Tabii bugün aynı zamanda bir de kaza yaşandı. Buna da Akit Haber farkıyla özel olarak verdik. Buraya su takviyesi için gelen, Atatürk Havalimanı'ndan gelen 50 tonluk İstanbul İtfaiyesi'ne ait araç yokuş yukarı çıkarken birden durdu ve geri kaymaya başladı. Ve yaklaşık 30 metre kaydıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir aracı hemen sağ tarafa, yani şarampole devrilmesine sebep oldu. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. İşte maalesef afet ve felaketler üste geliyor. Aynı zamanda hasar gören aracın da yine bu fabrika sahibinin araçlarından birisi olduğu ifade ediliyor. Onu da ifade edelim. Evet, bir kez daha şunu söyleyelim. Şu anda Başakşehir Organize Sanayi Sitesi içerisindeyiz. Burada 6 katlı bir fabrika vardı ve cumartesi akşam saatlerine doğru yangın çıktı. Henüz yangının çıkış sebebi elbette bilinmiyor, ancak inceleme çalışmaları sonucu netlik kazanmış olacak. Ama an itibariyle şunu söyleyelim. Şu an itibariyle binanın yıkımına resmen başlandı. Evet, şu anda Serhat Hepgezerler de size gösteriyor. Bir yandan bina yıkılırken diğer yandan da tazyikli suyla müdahale devam ediyor an itibariyle. Başakşehir'den şu anda bu görüntüleri size canlı olarak aktarıyoruz. Elbette biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Akit Medya Grubu da büyük bir yangın felaketle karşı karşıya kaldı. Bir kez daha söyleyelim. O gün biliyorsunuz çok ufak bir yangınla başlamıştı. Ancak ilerleyen saatlerde maalesef liyakatsiz kadrolar mı diyelim, yönetimsizlik mi diyelim bilemiyorum ama oradaki müdahaledeki yetersizlikler maalesef koca o 3 bloğun hemen hemen tamamının yanmasına sebep oldu. Burada da aynı manzarayı görüyoruz. Orada bize söylenen şuydu. Zemin katta yangın çıktığı için müdahalede zorluk yaşandı. Peki buradaki yangın nerede çıktı? Üst katta. Tabii ister istemez insan soruyor. Yani zemin katta çıkan yangına müdahalede bu kadar yetersiz isek, çatı katında çıkan yangına yetersiz isek nasıl bir müdahale olacak? Gerçekten bu tür yangınlarda İstanbul İtfaiyesi'nin de maalesef ki liyakatsizliği bir kez daha gözlerine serilmiş oldu. İnşallah bunlar da soruşturma konusu olacak. Çünkü burada insanların hem canları hem de malları söz konusu. Allah muhafaza. İşte bu istenmişi görüntüler maalesef çıkıyor. İşte şu anda gördünüz. Az önce de hemen hemen sanıyorum 5. kat blok giriş kısmından itibaren çöktü. İşte şu anda kontrollü bir şekilde yıkım devam ediyor diyebiliriz. An itibariyle affedersiniz. An itibariyle burada gelişmeler bu şekilde. İlerleyen saatlerde bir değişiklik olursa tekrar aktarmaya devam edeceğiz. Gerçekten söylediğin şey çok çok önemli. Artık itfaiyelere, özellikle İstanbul İtfaiyesi'nin bize öğretmiş olduğu şey, yangın öncesi tedbirleri arttırmamız gerektirdiği noktasında.